sana bir şey söyleyeyim. Popüler oldu diye sen ben kıskanç bir adam değilim. Ben özgüvenli bir adamım. Özgüvenlisin az önce bana tilt oluyorum dedi. Sana tilt oluyorum. Ben sana hiçbir şey hissetmiyorum mesela. Bir ben seni hiçbir şey hissetmiyorum. Tilt oldum, hoşlanmıyorum bir. Az önce bana dedi ki düşmanımsın diyor. Tilt oluyorum diyor. O da sensin. Ya daha dün Buse'ye taşlar yazıyordun, şimdi burana A harfi yazarsın. İşte tamamen bana kalmış, sana sen böyle bir adamsın oğlum. Senin ilişkin varken gittin Aynur'u beğeniyorum dedin. Oğlum sen bana yorum yapma hakkın ya, yok bu konuda. Bir şey söyleyeceğim. Geç bunları. Ben bir ilişkin şey varken ben birini beğeniyorum dersen bu az tamamen önce yanlış olabilir. Tanışma yolundayken de birisini beğeniyorum diyorsan Ozan'a belki yanlıştır. Benim için yanlış olmaya da bilin. Tamam, ben senin gibi yanar döner şıpsi i̇şte bir adam değilim. Sen bugün taşları Buse yazarsın. Sonra sırtına Aynur'a meleği gösterirsin. Sonra kanatların kırılır. Belki ben geliyorum dersin. Sonra bir gidersin. Görüşürüz. Gel kanka beni. Bat da çağırmak istiyorum. Ne alaka? Bugün kırmızı odamız var. Kanka ben düşmanıymışım, bana tilt oluyormuş. Seni sevmiyorum dostum. Kanka ben zaten seni, ben sevmiyorum. Seni ama sen benim düşmanım olabilecek kapasitede bir insan değilsin, anladın mı? O kapasitede değilsin belli yani. Belli oluyor. Belli biraz oluyor. Daha şuralarda belli oluyor. O yüzden böyle uğraşmaya çalışıyorsun. Ya ben seninle hiçbir şekilde uğraşmıyorum ki. Senin gibi şıp sevdi senaryocu bir adam değilim. İşte şıp sevdi olabilirim ki. Seni ilgilendirmez mi? Bak mesela bak ben sana çok güzel benim bir eleştiri yaptım. Benim yaşadığım ilişki burada seni ilgilendirmez. Bak ben sana kabul et çok güzel bir eleştiri de yaptım. Dedim ki sen bir şey söyleyeceğim. İhtiyacım yapma diyorsun bak yaptım. Yine hala kendine çelişiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana düşmanım dedikten sonra bana iyi yorum dakika, yapma birader. Bir dakika sen demedin mi genel olarak arkadaşlar ben eleştiri açığım. Hani söyleyin nerede hata yapıyorum. Ben sana ne dedim? Bak Berke çok hızlı bir şeyleri yaşıyorsun. Bak ben sana hala şu söylüyorum. Şu gerçek yüzünü tanımıyordum Aynur'la, ben senin. Ya iki dakika oturdun. Bir şey. Aynur'la iki dakika oturdun. Bak. Ertesi gün bir baktın senin için işte melek tişörtü giydim. Yaparım ne var? Sen de yap. Bu aklına gelsin ama sen Buse de yap. Ama Buse daha hani böyle yıl geçirmemişler, ay geçirmemişler, duyguları yüksek değil ki kardeşim. Sen daha rahat, bak şimdi böyle, sen bunları yapacak bir adamsın diyorsun, sonra saygı duyuyorum diyorsun ya. Bak, i̇şte sonra ağlamayacaksın bir şey yanlış mı yapıyorum diye. Senin yaptığın hatanı İki biliyor günde musun? İki günde Buse'ye ne duygu beslediğinde bugün Aynur diyorsun, neyi sorguluyor? Ben anlamadım yani. Beğendim, hoşlanıyorum demen. Anladın mı? Şeyi, Aynur'u. Hoşlanma olayı geçmedi. Bana Aynur o şekilde geldikten sonrasında popülerlik adayını sana verdim. Sana soru sordum. Seni beğeniyorum. Sen bunu anlamadım mı dedikten sonra dikkatimi çektim. Beğendim. Fakat benim dedim Leyla ile çok güzel giden bir tanışma yolum var. Ben bunun bozulmasını istemiyorum dedim. Olay sadece bu. Bravo. Peki neden galada patladı? Kanka. Bak dedi ki ilişkine dedi çomak sokmaya çalışıyor. Bu yarın öbür gün dedi saçma sapan konuşabilir. Ben bunu dedi patlatacağım dedi. Ben daha öyle bir adamım daha ki. Gidip de onu patlatmadım. Bak gidip de onu patlatmadım onu düşünerek. Ama o geldi bana iftira attı. Beni çok kötü bir duruma soktu. Sen oğlum kızım kızım gıkı çıkmıyordu ki konuyu sürdü açtı. İftira at diyorsun böyle konuşma. Bence yanlış lanse biliyor kız ya.